Ya tamam, bir şey yok. Ha. Ay ne oldu? Gel otur şöyle. Gel otur. Ay niye bayılmışsın? Hastanede doğru düzgün anlatmadın. Ya sonra nereye gittiniz de beni öyle postaladınız ki siz? Ha ciddi bir şey mi oldu? Ciddi bir şey oldu, bana söylemiyorsunuz. Merih, ciddi bir şey oldu. Hah. Birkaç hafta takip etmemiz gerektiğini söyledi doktor. Ama kesin değilmiş daha. Takip derken? Evet. Ah, biyopsi gibi bir şey mi? Ah. Sen de nasıl veriyorsun haberi? Yüreğine inecek ya adamın. Hayır, ben çifte şok yaşamasın bizim gibi. Doğru, haklısın. Ay keseceğim kendimi, söyle yine dinle. Merih. Benim sevgilim hamile. Ay Merih! Tamam, merak etme, bayılır o arada öyle. Merih! Ha. Merih, tamam, bir şey yok. Merih! Dayısı. Hamile misin? Tam değilim. Hayır, nasıl tam değilsin ya? Kese var dediler. Ya tamam da kese gelişim göstermeyebilir, dış gebelik olabilir. Bunları da söyledi doktor. Var mı yok mu, bir karar verin. Ya tam değil. Ha? Ya şokta benim sevgilim ya, hamile. Hadi gel. Tamam, teşekkür. Gel otur. Ay çok özür dilerim. Üç gün doğana kadar kimseye bir şey söylemiyoruz, tamam mı? Aramızda sır. Ay, alçaklar ya, hainler. Ben burada 9 doğurdum, insan söyler ya. Ya söyledik ya işte, ilk sana söyledik. Ay dayı oluyorum. Hadi inşallah. Ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Hayır, istemiyorum, aç değilim ben. Sana soran olmadı. Little Pumpkin adına bana tabisin artık. Dayısı. Dayı oluyorum. Hoş geldiniz. Ümit, daha ne kadar koşturacaksın kızım peşimden? Bir dur, konuşalım şu meseleyi. Önemli şeylere influencer'ı anlatın anne. Yayınlarını kaçırmam, alırım bundan sonra mesajlarınızı. Kızım, biz niye yapalım böyle bir haberi? Biz yapmadık. Sizin gerekçelerinizi bir anlayabilsem zaten anne. 20 yaşındaydım ya. 20 yaşındaydım. Babamın mükemmeliyetçiliği yüzünden dağıldım. O dağılma değildi. Bir kere o zaman tükenmişlik sendromu dedi doktor. Tükenmiştin sen. Kapatmıştın kendini odana. Seni hayata döndürebilmek için biz neler yaptık, nelerden vazgeçtik. Hatırlatırım Hint kurusu gibi ortalıklarda takıldığın zamanları. Kızım, senin ne işin olabilir yöneticilikte? Sen güzel güzel yemeklerini yap, sunumlarını hazırla, insanları memnun et. Nedir bu inat Allah aşkına? Ablama yaptığını yapıyorsun şimdi de bana. Yetersiz hissetmemi istiyorsun. Yetersiz olan yetersizlik hisseder. Sorun bu anne. Biz hiç yeterli olamadık sizin gözünüzde. Nesli de ben de bütün yaptıklarımıza rağmen sürekli koşmamıza rağmen. Hadi babam erkek veliaht istiyordu. Şimdi bahanen ne? Ha? Bakma bana öyle, cevap ver. Bize bu kadar kör olmana bahanen ne? Kör öyle mi? Kör. Siz kendinize körsünüz be. Kendi sınırlarınıza körsünüz. Körmüş. Yarın bir gün en önemli toplantının ortasında çıkıp kendini bir odaya kapattığın zaman ne yapacaksın? Hı? Beni tehdit mi ediyorsun? Kızını. Sen nasıl istiyorsan öyle anla kızım. Ve gerçekten ne yapmak istiyorsan onu yap. Kimseyle paylaşma şu haberi. Zeynep hamilelik kesinleşmeden paylaşmaktan korkuyor. Çok sevindim be oğlum. Çok sevindim. Ben size işe başladığımızda sen kendin çocuktun. Sayende manevi dostu şu dünyadan dede olmadan geçmeyeceğim. Senin de sayende benim paylaşacak kimsem var. Oo Figen Hanım, hoş geldiniz. Zeynep nasıl, iyi mi? Siz neden bu kadar telaşlandınız? Aradım, telefonlarımı açmadı. Sana da ulaşamadım. Allah Allah. Lazman'da bayılmış, öyle mi? Patlattığınız bombanın etkisini mi görmeye geldiniz? Koşarak. Anlamadım. Anlamadınız. Tabii. Yeni numaramı kaydet istersen anneciğim. Yarınki neslimle buluşmama şans dile. Desteklerini bekliyorum. Ha,
zaman göstereceğim sana benimle uğraşmak ne demekmiş. Bizim yazdığımız belli olmaz değil mi kızım? Nereden bilecekler baba? Bir dost diye hesap açtım. Kimse anlamaz. Çok güzel. Çok güzel. Yaz o zaman. Şimdi yaz o gıybetçiye. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? İnsan birazcık kendisinden utanır. Biz aile yakınlarıyız. Baba bir dur Allah aşkına, yetiştiremiyorum ya. Yaz, biz aile yakınıyız. Siz bu dedikoduları nereden uyduruyorsanız inşallah oralarınız çürüsün. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu nikah işi de kaldı. Bir şey olmaz herhalde değil mi? Ay baba bir dur Allah aşkına, kız bir kendine gelsin ya. Gelmiş, gelmiş, gelmiş tabii ya. Bak orada kaçmak için numaradan bayılmış zaten. Ama aferin benim kızıma. Aferin, iyi yapmış. Bak ya, bunlar ne alaka ya? Bundan ben yaptım. Magazincileri arkamızda. Bir bu eksikti. Nasıl ya? Nasıl yani, magazin mi bu, emin misin? Evet, evet. Ya var ya, bakayım yakalayabilecek misin? Zafer, bu adamlar hiç magazine falan benzemiyor, ben sana söyleyeyim. Ya başka kim olacak ya? Bunu kurtulmamız lazım, bak saçma sapan haberler. Ağzı oluyor. Dur, 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 dur! Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya dur, inme, inme, polisi arayalım. Manyak mısınız siz? Ne yapıyorsunuz ya? Geç lan arabaya. Emri kim verdi? Bilmiyorum. Yemin ediyorum bilmiyorum. Ama bulabilirim söz. Lütfen durun. Durur. Lütfen bırakın gidelim. Bakın. Ben hamileyim. Zafer'le Zeynep değil mi ya? Bilmiyorum ki. Abisiyle nişanlı değil miydi bu? Zafer iyi misin? İstersen bir git tuvalete, dikişlerini kontrol edin. Yok. Ben iyiyim gayet. Sen benim içimin nasıl yandığını biliyor musun Zeynep? Hı? Ne hissettiğimi söylüyorsun bana. Eski Zafer olsam? Yok. Yok işte, yok. Kaybettim onu, bulamıyorum. Yok Zeynep. Zafer. Benim tanıdığım, konuştuğum, güvendiğim, dost olduğum Zafer tam olarak burada. Sen onu kaybetmiş olamazsın. Hamile misin gerçekten? Ama yani 10 hafta tamamlanmadan teşhis koymak için erken dedi doktor. Yani konuşmak için erken aslında. Biz de o yüzden saklıyoruz, haberin olsun. Allah sağlıkla kucağımızı almaya nasip etsin inşallah. Çok sevinmiştir Onur. Babamdan daha çok baba olmak için savaşırdı hep. Babalık tam ona göre. Emin ellerdesin. O yüzden de siz olmadan eksik. Bizde ne zaman tamdı ki o? Zafer. Zeynep.
Ne olur bak anlamıyorsun beni lütfen. Böyle söylediklerim böyle canımı acıtıyor, ok gibi saplanıyor bana. Ne olur bir şey deme. Tamam anladım. Siz çok güzel bir aile oldunuz. Olacaksınız yani inşallah. Beni sevmiyorsun, onu anladım. Onur'u seviyorsun. Ama ne olur birazcık kabullenmem için bana zaman verin, olur mu? Lütfen tamam. Anla beni. Sen anla bari ya Zeynep, vallahi. Niye anlamıyor beni ya? Kimse yaşadım niye bilmiyor beni, anlamıyorlar. Ben sevdiğimi kaybettim. Kardeşimi kaybettim, işimi kaybettim ben. Babamı kaybettim ben. Niye kimse beni? O Zafer. Zafer bak, ben seni anlıyorum. Özür dilerim. Çok yemin ediyorum. Biliyorum. Biliyorum, merak etme. Biliyorum. Yeğenime iyi bak, tamam. Alo? Sevgilim, nasıl oldun? İyiyim. Emin misin? Tutuk geliyor biraz sesin. Heyecandan. Ya bünye alışık değil ya. Çok heyecan yaşadım o yüzdendir. Yoksa iyiyim. Bir şeyim yok. İyi bakalım. Dışarıda mısın sen? Bak hani evde dinlenecektin. Yorma kendini o kadar. Yo, öyle bir hava almaya çıktım. Böyle bir yürüyüş yapayım falan diye ama eve çok yakınım zaten. Döneceğim birazdan. Sen ne zaman geleceksin? Nikah gününü aldım. Ama biraz daha işlerim var. Yemeğe yetişemeyebilirim. Sen aç kalma ama. Ben de gelirken ararım seni. Tamam canım. Sizi seviyorum. Biz de seni. Biz de seni çok seviyoruz. Olay arkadaşlar. Geçenlerde Köksal kardeşlerle ilgili haber yapmıştım hatırlarsanız. Yalanlamalar gelmişti. Ben de inandım. Özel hayata saygımdan konuyu kapattım. Ama maşallah magazin kameramanı gibisiniz. Sizden gelen görüntülere inanamadım. Şimdi efendim, ilk defa izleyenler için kısaca bir özet geçeyim konuyu. Biliyorsunuz geçenlerde... İşte bu yalanlamalardan sonra gelen pozları sizin yorumunuza bırakıyorum. Çok fenasınız, çok fesatsınız. Hemen neler düşünüyorsunuz? Koskoca Köksallar, mutlaka vardır bir açıklaması. Kahretsin beni. O benim kızım derken nasıl sizin kızınız? Zeynep'in bir anne babası var. Sana bütün hikayeyi anlatacağım, tamam mı? Ama lütfen, şu an bilmemesi gerek. Ne tepki vereceğini bilmiyorum. Önce beni tanımasını istiyorum. Ben de onu tanımak istiyorum. Siz bana önce bir anlatın da Figen Hanım. Bu kısmına hikayeden sonra bakalım. Sen bana şu an ne soruyorsun anlayamadım. Ya ben Ferdi'ye bile gizli gizli verdiğim haberi manşetten nasıl alıyorum ya? Sakın Zafer'e gitme dedin, sen gitmişsin. Bir de bu şekilde. Hayır, ben insanların ağzını kapamaya çalışıyorum. Senin yaptığın şeye bak Zeynep. Onu bak ben açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın Zeynep? Biz daha yeni konuşmadık mı? Ben sana en ufak yalanını istemiyorum demedim mi? Ha? Ya ben sana güvenemeyecek miyim ya? Onur bak göründüğü gibi değil, gerçekten açıklayabilirim. Montaj mı bu? Ne diyorsun? Ne göründüğün gibi değil? Sen değil misin bu? Benim. Benim
benim ama bak göründüğü gibi değil gerçekten. Onur, ben bir söz verdim. Ben seni tehlikeye atmamak için gittim oraya. Ne sözü, ne tehlikesi, ne anlatıyorsun ya? Bak, bana birkaç gün önce bir şey söylemiştin. Hisselerle ilgili. Ben onu düşündüm. Vallahi aklıma yattı. Yani düğün hediyesi olarak hisse kabul edebilirim. Hisse mi? Ben... Sen şimdi şirketten hisse mi istiyorsun Fuat? Ya buna kim hayır diyebilir ki? Ya sana bir şey olsaydı? Ya size bir şey olsaydı? Ne yapacaktım ben? Umur, özür dilerim. Bak, ben böyle duyacağını hiç düşünmemiştim gerçekten. Ya ne anlatıyorsun ya? Umur bak, ben ikinizi de korumak istedim. Göründüğü gibi değil gerçekten. Tamam, sen şimdi işine dön. Bir sürede yalnız dolaşma. Ben birilerini yollayacağım. Ben bir sakinleyebilirsem bunu konuşacağız sonra Zeynep. Ergun meselesini soruyorum. Ergun meselesinin seninle hiçbir ilgisi yok Onurcuğum. Öyle mi? Hı-hı. Benim kardeşimle sevgilimi kaçırıyorlar. Kafalarına silah dayıyorlar ve benimle bir ilgisi yok mu? Bana o detayları teker teker anlatacaksınız. Öyle köşene geç bekle diyebileceğiniz bir mevzu değil bu. Bakın, polise gidelim. Şikayetçi olurum. Beni daha fazla delirtmeyin. Tartışmanın kime ne faydası var? Oldu bitti. Ara o adamı hemen. Teklifini kabul ettiğimizi söyle. Nasıl? Sen hisseleri verecek misin bu herife? Vermeyeceğiz. Veriyor gibi oyalayacağız onu. Anlar ki. O zaman ikna edici oyna. Bakkal dükkanı devretmiyoruz. Bir prosedürler var de, bir şey de. Zafer, sen zaten bana nasıl gelmezsin onu anlamıyorum ben ya. Nasıl geleyim abi? Hı? Durumumuz, halimiz ortada. Nasıl geleyim? Sen bizim soyadımız bile taşımak istemiyorsun ki nasıl geleyim? Oğlum, milyon defa söyledim. Benim sizinle bir derdim yok. Kardeşiz biz. Bu değişmez. Sen bunu kafana sok. Abi, bu kadar insan seni anlamıyorsa belki sendedir problem. Sen anlatamıyorsundur. Hiç düşündün mü bunu? Akşam 20.00'da seni almaya geleceğim. Hazır olur musun? Onur nokta. Wow, adam zevkli. Nasıl ya? Beni böyle süsleyip püsleyip öyle mi ayrılacak benden? Kız, hormonlardan mı acaba? Bu hayal gücünden çekeceğimiz var. Ayol, hangi manyak birinden ayrılmak için böyle bir seremoni hazırlar? Onur gibi mi manyak? Şunun güzelliğine bak. Ayrıca bu kafada bunları düşünmesi benden artı puan aldı. Gel bakayım. Ayrılacak mı benden? Abi ama elimdeki işler böyle minik şeyler değil ki. Bugünkü toplantı mesela devasa bir proje. Yani hem hiç tecrübem olmadan... Bak, harikanın sesini at bir kafandan. Tamam. Restoran da senin boyundan büyüktü. Bir şey eğer gözünde seni korkutacak kadar büyüyorsa, ki içine girdiğinde eminim öyle olmayacak, onları küçük parçalara ayır. Yutabileceğin lokmalar haline getir. Aslında bir fikrim vardı. Hoş geldiniz. Biz de tam devir teslim işlemleriyle ilgili konuşuyorduk. Biliyorum. O yüzden tam zamanında geldim sanıyorum. Nasıl? Sizin başka bir fikriniz mi var? Aslında evet. Ümit. Ben tesisin devredilmesini doğru bulmuyorum. Ümit'ciğim, burası 3 yıldır atıl ve... 3 yıldır biz buradan zarar ediyoruz. Biliyorum. Annem oraya bir an önce evden çıkarıp nakde çevirmek istiyor. Onu da biliyorum. Ama benim burayla ilgili başka planlarım var. Tesisi yeniden işler hale getirmeyi düşünüyorum. Ümit, ne yapıyorsun kızım sen? Sen neden bana karşı çıkıyorsun? Neden boyundan büyük işlere kalkışıyorsun? Az önce ederinden ucuza sattığım bir projeyi kurtardım anne. İyi halt ettin. Aferin sana.
Hiçbir deneyimin, hiçbir bilgin yokken sen bu kadar radikal bir kararı nasıl alabilirsin kızım? Sen ne yapıyorsun Ümit? Bak şirketi çok büyük bir zarara uğratıyorsun. Eğer böyle devam edersen yetiş anne dediğinde sana yardım etmek için çok geç olacak. Ben artık yetiş anne dememeyi öğrendim anne. Bana bak! Bir daha benim sözümün dışına çıkarsan, eğer bir daha herkesin içinde beni küçük düşürürsen... Ne yaparsın? Benimle ilgili de haberler mi yaptırırsın yoksa? O zaman şirketinde o çok kıymetli paraların da erir ama. Hatırlatmak isterim. O yüzden bir daha sakın beni tehdit etme, olur mu? Bu şirketteki varlığımı da kabul ederdim. Pardon. Alo. Hayatım, hazır mısın? Hazırım. 20 dakikaya kapındayım o zaman. Kıyafetleri beğendin mi? Çok, çok bayıldım. Efsane oldu. O efsane zaten. Hadi kapıyorum ben şimdi. Tamam, tamam canım. Bekliyorum. Oh, oh be hayatım dedi ya. Ne dedik biz sana? Ya. Ay iyi, ben de sizinle bir çay içeyim o zaman. 20 dakikası varmış zaten. Kız otur otur, ben koyarım. Tamam tamam, aldım abla, bari burada ben alayım. Bırak alsın, sen de bir kere de hizmet etme. Alır. Hayırdır Ferdi? Haber vermeden gelmezsin hiç. Ne oldu, bir sorun yok inşallah. Var. Büyük bir sorunumuz var. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hı? Yani eğer yarın öbür gün yine böyle bir şey olursa... yani yine ben bir şey yaparsam... lütfen karşıma geçip ben sana asla sırtımı dönemeyecek miyim deme. Yani çünkü bil ki ben asla seni bıçaklamak için değil. Tam tersine sana gelecek bıçakları siper olmak için bunu yapmışımdır. Her ne yaptıysam. Lütfen bunu bil, tamam mı? Biliyorum. Ama böyle açık kapı bırakma ya. Ya tamam işte, delikanlı gibi söylüyorum. Ben bundan sonra bu kararı tek başıma almamayı öğrenmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Söz. Delikanlı gibi. Delikanlı gibi. Ben seninle ne yapacağım? İnşallah çok mutlu olursun. Birlikte çok eğleneceğiz. Sen olsan ne yapardın? Ben yıllarca kızıma hasret kaldım. Kokusunu özledim. Gülüşünü merak ettim. Ne yedi, ne içti, konuştu mu, yürüdü mü? Kızımı düşünmeden geçirdiğim bir tek günüm bile olmadı. Ben yıllarca sakinleştiricilerle uykuya dalabildim. Sonra kızımı bulunca gördüklerim. Kızımın onca yıl yaşamak zorunda kaldıkları... ben hazmedemiyorum Ferdi. Ben o adama hiçbir şeyin hesabını soramadım. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Senin kızın, onun senden alınmasına sebep olan adamın oğluyla evlenmek istese... sen ne yapardın? Çocuğum yok. Ne diyeceğimi bilemedim. Ama ben sevdiklerimi canımın yandığı yerden yakmazdım Figen Hanım. Bildiğim acılardan onları korumak için elimden geleni yapardım. Kızınız bu ilişki için çok savaştı, çok mücadele etti. Onurlu, mutlu. Onların bu hikayede hiçbir suçu yok. Özelim dediğiniz saygı duydum. Ama bunu Onur'dan saklayamam Figen Hanım. Ferdi. Bak biz Zeynep'le çok güzel bir ilişki kurduk. Beni bir daha aynı yerden vurma lütfen. Figen Hanım, Onur'la benim de özel bir ilişkim var. O da benim kıymetlim. Ben de onu sizin vurmanıza izin vermem.
Harika. Bak ben sana söyledim, bu kayıtlar her yere gider bana bir şey olursa, tamam mı? Bak günah benden... Benim canımı sıkma. Sus. Gizli yerden götürün, kimse görmesin. Bir şey diyeceğim, ne oluyor? Biri bana anlatabilir mi ya? Sen anlatırsın. Neyse hadi gel, gel. Hadi. Hani, hani dokunulmazdı, hani kayıtlar vardı elinde ya. Bir şey mi oldu? Onu siz söyleyeceksiniz Figen Hanım. Beni bu saatte buraya kadar getirecek şeyi tahmin edecek kadar akıllı bir kadınsınız bence. Ayrıca lütfen şu şefkatli ve ilgili anne oyunlarını da bir kenara bırakın artık. Ya benim belleğimi versene. Benim kendi belleğimi versene sana verdiğim. O nerede? Vallahi ne bıraktıysan o Fuat. Bana bir şey olursa aç demiştin, açmadım. Kasaya bakalım. Oğlum siz ne dümen çeviriyorsunuz ha? Ya. Yürü lan. Azar, yürü lan. Bulut'ta da kopyası var. Bir dakika oradan izlersin ya. Aa, Bulut bak, Bulut'u anlatırsın. Bezik, polisi ara. Beni affedin. Vallahi ben ne olduğunu bilmiyordum. Onur, bir iki dakika konuşalım mı? Çok iyi düşün. Bu adam nerede tutuyor olabilir kayıtlarını aslında? Bakıyorum aslında. Yani özel hayatına dair ne biliyorum diye. Hiç iş yerini bile bilmiyorum ya. Ya ben böyle bir şeyi nasıl atlarım? Hiçbir arkadaşıyla falan görüşmediniz mi? Yok. Yok yani, şaka gibi ama yok. Bir tek bana evlenme teklif ederken bir antikacı... Bugünün güvenlik kayıtlarını da görmek istiyorum. Kayıtları kapattım. Buyurun bakın isterseniz. Onur Bey, İnan'ın neye bulaştığını bilmiyordum. Hem içerik de bilmiyordum. Nezih Bey. Bu durumun burada kapanması hepimizin hayrına olur. Ama inanın ki bana bulaşmak istemezsiniz. Yo, bilseydim karışmazdım zaten. Teşekkürler. Sizden de çok özür dilerim Neslihan Hanım. Beni niye yanınıza almadınız peki? Sen olsan da alardım Fuat'a. Ben bile zor tuttum kendimi. Ses kayıtlarının aslını ne yaptınız? Ben yok edeyim onu. Bende kalacak. Versene, ben de merak ettim. Bir dinleyeyim. Hiç kimseye veremem. Sen ne yapacaksın bu mendeburun sesini kızım? Ne hale getirdi seni? Baksana bitirdi seni. Onur, her şey için çok teşekkür ederim. Seni de bulaştırdım böyle bir şeye. Kusura bakma. Ne demek? Başka çare bırakmadı ki. Ama size bulaşmayacaktı. Kapandı mı şimdi? Kapandı. Bence de kapandı. Onur. Sağ ol. Bak, eğer kendini iyi hissediyorsan, lütfen izin ver. Önce sana her şeyi açıklayacak bir şey göstereyim. Lütfen. Bu haldeyken sana bunu göstermek ne kadar doğru bilmiyorum ama... seni buradan cevapsız göndermek istemiyorum. Ben cevabımı aldım zaten. Almadın Zeynep. Sen cevabın ne kadar derin olduğunu bilmiyorsun. Bu odayı ilk kez biriyle paylaşıyorum. Hmm.
O beşik benim kızıma aitti. O benim kızımın beşiği. Anladım ama... ya bana niye gösteriyorsunuz şu an bunları? Ya benim bununla ne alakam var? Bunlar benim patiklerime ne kadar benziyor. Siz benim evime girip odamdan patiklerimi mi aldınız? Figen Hanım, bu ne demek oluyor? Siz hasta mısınız ya? Zeynep lütfen sakin. Hayır, sakin falan olmayacağım ben. Bana bu durumu açıklar mısınız lütfen? Diyorum ya, bu çok derin, çok sarsıcı, çok zor olacaktı senin için. O yüzden hemen söyleyemedim. Önce beni biraz tanımanı istedim. Beni anlayamamandan, sana kendimi anlatamamaktan çok korktum. Evet, gerçekten bu durum benim için korkutucu olmaya başladı. Ben evime gidiyorum. Zeynep, sen zaten evindesin. Figen Hanım, bence sizin bir doktora görünmeniz lazım. Hayır, bak, benim çocuğum ölmedi. Benden çalındı. Sonra da hayat hiç beklenmedik bir şekilde onu bana geri getirdi. Sen benim kızımsın Zeynep. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.